Sizi tanıyabilir miyiz? Sinan Kocabaş, Helvadere'de çiftçi, çilekçilikle uğraşıyoruz 5 yıldır. Sinan Bey, bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Çiftçilere yeteri... Çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Bu arada Aksaray'ımızın değerli şube müdürlerine, il müdürümüze teşekkür ediyorum. Yoğun ve gayret içindeler. Dün çilek fidanı dağıttılar, bugün karpuz kavun. Çok teşekkür ediyorum. Yani Aksaray'da tarımın belli bir yere gelmesi için mücadele ediyor. Emeğe geçen memurundan, teknisyenin hepsine, mühendisine teşekkür ediyorum. Peki Aksaray'da çiftçilere yeteri kadar değer veriliyor mu? Desteklemelerden memnun musunuz? Çiftçilerin sıkıntıları nelerdir? Çiftçilerin sıkıntısı, bak ben kendi adıma konuşuyorum. Benim kendi adıma ait bir metre tapulu alanım yok. Tamamen kiralama usulüyle yapıyorum. Şu anda 35 dekarın üzerinde çilek ektim. Şu anda da karpuz kavun ekeceğiz. Yani ben olmadığı halde bu işi yapıyorum. Arazim olmadığı halde. Topraksız çiftçiyim ben yani şu an için. Peki topraksız çiftçilerin giderleri, gelirlerini karşılıyor mu? Vallahi işte geçimimizi sağlıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Biz zaten Aksaray'ı genelde tanır. Çilekten dolayı Aksaray'ın yani 3'te 2'si gelir bahçemizde. Biri genelde tanırlar zaten yani. Vallahi işte şöyle, biz tarla kendimizin olmadığı için desteklerin hepsinden resmi sözleşmesi olmadığı için faydalanamıyoruz. Peki bunun için ne yapılmasını istersiniz? Araziyi kim yapıyorsa ona verilsin. Öznur Alptekin, Topakkaya kasabasında oturuyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Öznur Hanım, bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Çiftçilere yeteri kadar Aksaray'da değer veriliyor mu? Veriliyor ama biraz da hani destek gerekiyor, biraz daha. Ne tür destekler istersiniz bir çiftçi olarak? İlaçlamalar, hani tohum da çok, gübre. Bu konularda desteğe mi ihtiyacınız? Evet, mazot. Siz neler ekiyorsunuz? Biz domates, biber, çilektir, böyle kavun, karpuz bunlar. Geliriniz giderinizi karşılıyor mu? İdare ediyor işte. İsmail Korkmaz, Topakkaya'lıyım. Çiftçilikle uğraşıyorum, evet. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Neler söylemek istersiniz? Çiftçilerimizin sıkıntıları nelerdir size bir çiftçi olarak? Nelerle, hangi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Çiftçilerin hangi sıkıntısı sayayım? Çiftçi, çok zorlayan şey nedir? Çiftçi şu an can çekişiyor. Mazluna gübre mahvediyor bizi. Ama öbür türlü Allah razı olsun. İl Tarım Müdürlüğümüz yani gerekli destekleri yapıyor. Teşvikleri yapıyor. Gerekli fideleri veriyor. Şu an mesela biz 5 dakikalık yer ekeceğim. Bir dahaki sene belki 50 dakika ekeceğim. Teşvik çok önemli. Tarlamı deneyeceğim. Tarlamda kavun karpuz oluyor mu? Olmuyor mu? Siz neler ekiyorsunuz? Bağımız var. Kabağımız var, ay çekirdeğimiz var, pancarımız var. Var yani, hepsinden ekiyoruz elimizden geldiği kadar biz. Peki çiftçilere eskisi kadar değer veriliyor mu? Eskisi kadar revanşta mı çiftçilik? Yok ya, dedim ya, çiftçi can çekişiyor. Şu an yani çiftçinin hali perişan. En temel sebebi mazot mu? Ya, mazot, gübre. En temel sebebi bunlar. Yani devletin ne tür destekler sağlarsa size daha da rahat edersiniz? Ya mazotun gübreyi düşürsün. Zaten biz işçiliği kendimiz yapıyoruz. Onları düşürsün zaten biz kalkınırız. Ama ne kazanıyorsak biz mazotun gübreye götürüyoruz, yatırıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hacı Pınarlı Paşa Çelebi. Paşa Bey, ne iş yapıyorsunuz? Çiftçilik yaparım. Neler ekiyorsunuz? Pancar, ayçiçek, arpa, buğday. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Hayırlı uğurlu olsun. Neler söylemek istersiniz çiftçilere? Vallahi çiftçiler için arkadaşların dediği gibi bizi mazot gübre yıkıyor. Bize destek vermesinler, mazot gübre desteği vermesinler. İşte mazotumuza, gübremize ucuz versinler, onları istemiyoruz. Ben de bunu daha bir denemek için ekiyorum. Onun için. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir, çiftçilere verilen destekler hakkında bilgiler verdi. Öncelikle tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Çiftçilik dünyanın en kadim mesleklerinden birisidir ve kıyamete kadar önemini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. İnsanoğlunun temel geçim kaynaklarından birisi tarım ve hayvancılıktır. İnsanoğlu doğduğu günden ölünceye kadar sürekli gıda ile beslenmek zorunda. Biz de bunun devamını sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz gerek iklimi, gerek coğrafyası, gerekse bulunduğu konum itibariyle dünyada hemen hemen her türlü ürünün yetiştirilebildiği ender ülkelerden birisi. İlimiz Aksaray'da 420 bin hektar tarım alanıyla ülkemizin önemli tarım şehirlerinden birisi. Burada genel ekim alanımız hububat olmakla birlikte yonca, çerezlik, ayçiçeği, patates, şeker pancarı gibi ürünlerimiz yoğunluk olarak yetiştirilmekte.
İlimizin hayvancılık potansiyeline geldiğimiz vakit yaklaşık 327 bin büyükbaş, 858 bin baş küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Bununla birlikte ilimizde 14 tane yem fabrikası, 22 tane süt işletme tesisi ve 6 adet et parçalama tesisimiz var. Tarım olmadan tarımsal sanayinin olması mümkün değil. Biz bu konuda çiftçilerimizin tohum ekiminden hasadına kadar sürekli yanlarındayız. Zaten çiftçilerimizin en kolay girip çıkabildiği resmi kurum Tarım ve Orman İl Müdürlükleridir. Buraya bize gelen tüm çiftçilerimizin her türlü derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız da bitkisel üretim konusunda her zaman çiftçilerimizin yanında. 2023 yılında 700 milyon TL'nin üstünde Aksaray çiftçisine ödeme yapıldı. Geniş alanlarda tarla ziraatı yapılmakla beraber küçük alanlardan çiftçilerimizin daha iyi kazanç elde edebilmeleri için bakanlığımızın destekleriyle çeşitli projeler uyguluyoruz. Dün 100 bin tane çilek fidesini üreticilerimize verdik. Onlar da dün ve bugün itibariyle bu fideleri toprakla buluşturdular. Burada bizim amacımız Aksaray'ın her tarafını çilek bahçesi haline getirmek değil. Ama imkanı olan, sulama imkanı olan ve küçük araziye sahip işletmelerin de tarımdan gelir elde etmelerini sağlamak için bunlara destek veriyoruz. İlimizde yaklaşık 300 dekar civarında seramız mevcut. Bunların yaklaşık 40 dekarı jeotermal sera. Onun dışındakiler de bakanlığımız ve KOP idaresinin desteğiyle vermiş olduğumuz birer dekarlık seralar. Biz bunları çiftçimize bir örnek olsun diye verdik. Bizim verdiğimiz seraların yanında bundan kat be kat fazlasını çiftçilerimiz kendi imkanlarıyla yaptı. Tabii bunu buralardan elde ettikleri geliri görünce insanlar buradan kazandıklarını tekrar toprağa yatırıyorlar. Önümüzdeki dönemde Karkın bölgesindeki jeotermal sera bölgemizde nasip olursa yarın genel yerleşim planlarını onaylatmak için bakanlığa götüreceğiz. Oranın da faaliyete geçmesiyle ilimizde yaklaşık 1000 dekarın üstünde bir alanda jeotermal sera tesisimiz de olacak. Buradaki amacımız da öncelikle üretime katkıda bulunmak, buradaki kadın istihdamının arttırılmasını sağlamak ve bununla birlikte de öncelikle ilimiz olmak üzere çevre illerin hatta yurt dışına dahi ihracat işlemlerinin yapılması için uğraşıyoruz. Ben sözlerime son verirken 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü tekrar kutluyorum ve diyorum ki bugün karnınız doyduysa bir çiftçiye teşekkür.